Merhaba, ben Işıl. Yakın zamanda Cape Town seyahatinden döndüm. Eğer siz de Cape Town'a gitmeyi planlıyorsanız mutlaka bilmenizi gerektiğini düşündüğüm 10 şeyi sizler için sıralamaya karar verdim. Madde 1. Uçuş yaklaşık olarak 11 saat sürüyor. Eğer siz de benim gibi uçakta uyuyabilenlerdenseniz gece uçuşunu tercih etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Hem dinlenmiş olarak Cape Town'a varırsınız hem de bir gün kazanmış olursunuz. Madde 2. Şehirde güvenlik ve otel tercihi. Şehir güvenliği ve güvensiz bölgeler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Waterfront denilen bölge hem güvenli bölgeler arasında hem de oteller bölgesi olarak biliniyor. Eğer otelinizi Waterfront denilen güvenli bölgeden tercih ederseniz dilediğiniz saatte girip çıkarak dolaşma şansına sahip olabilirsiniz. Yok eğer güvensiz bölgelerdeki otellerden birini tercih ederseniz Waterfront bölgesine otellerin düzenli aralıklarla yapmış olduğu shuttle hizmetleri var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Madde 3. Cape Town yemekleriyle ilgili. Cape Town'da kesinlikle aç kalmayacağınızın garantisini veriyorum. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her çeşit yemeği bulabilirsiniz. Eğer karnımı fast food tarzı yiyeceklerle doyurabilirim derseniz 10 ile 20 lira arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Buna içecek dahil. Eğer manzaranın tadını çıkartayım, şöyle daha uzun sohbetler edebileceğim bir yemek yiyeyim derseniz o zaman yaklaşık 100 ile 200 lira arasında ücreti değişiyor. Madde 4. Gideceğiniz tarihlere dikkat edin. Unutulmaması gereken en önemli şey Cape Town Güney Yarımküre'de yer alıyor. Yani bizdeki mevsimin tam tersi şartlar orada hüküm sürüyor. Onun için gideceğiniz tarihlere mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Cape Town'ların söylediği en önemli bir şey var. Bizde hava devamlı değişir, güneş kreminizi ve şapkanızı yanınızdan ayırmayın derler. Madde 5. Bu şehri gezmenin en keyifli yolu sightseeing turlar. Şehirde gezilip görülmesi gereken her yeri sightseeing turlarla gayet rahat bir şekilde gezebilirsiniz. İstediğiniz yerde inip sonra tekrar binerek kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Madde 6. Şehre gider gitmez mutlaka ilk uğramanız gereken yer bence tourist information. Yere lejantalar için masalar koymuşlar ve gitmek istediğiniz tüm organizasyonları burada çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ümit Burnu, Cape Point ya da Afrika'nın 5 büyükleri gibi birçok organizasyonlara bu yerel lejantalar vasıtasıyla katılabilirsiniz. Yaklaşık olarak 8-10 kişilik gruplarla katılabileceğiniz gibi kendinize özel organizasyonlar da yapabilirsiniz. Madde 7. Safari. Siz de benim gibi Cape Town'a gelince Afrika'nın 5 büyüklerini görmeden dönmem diyenlerdenseniz işte bu organizasyonunuzu da burada yine rahatlıkla yapabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Safari için ayıracağınız süre çok önemli. Eğer zamanınız kısıtlıysa daha dar alanda bulunan ve görme ihtimaliniz yüksek olan turları tercih etmenizde fayda var. Ya da vaktiniz bolsa 2-3 günlük safari turları satın alarak launchlarda da konaklama fırsatlarından faydalanarak yine Afrika'nın 5 büyüklerini rahatlıkla görebilirsiniz. Madde 8. Robben Island. Mandela'nın yattığı hapishane Robben Island'da bulunuyor. İnternetten nereye gitmeliyim, ne yapmalıyım gibi araştırmalar yaptığınızda genellikle karşınıza çıkan maddelerden bir tanesi de Robben Island. Robben Island'a gitmek için yaklaşık 45 dakikalık bir feribot yolculuğu yapmanız gerekiyor. Bunun için de biletinizi ya bir gün önceden almanız ya da rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Türk mantığı da biraz şöyle çalışıyor. Rezervasyon yaptırmak ya da önceden almak gerekiyorsa mutlaka gidilip görülmesi gerekiyor. Gerçekten görüp görmemeniz gerektiğiyle ilgili bölümü size bırakıyorum. Cape Town'la ilgili daha önceki yaptığım videolara bakarsanız hemen hemen tüm bilgileri ve görsellere sahip olabilirsiniz. 9. Cape Town'un yerel bir içkisi var. İsmi Tango. Okunduğu gibi yazılıyor. Eğer içkili aranız varsa tadına bakıp hatta birkaç şişe alıp getirebilirsiniz. Madde 10. Keyifliler son derece rahat insanlar. Bir şey istediğiniz zaman emin olabilirsiniz mutlaka eninde sonunda yapılacaktır. Yalnız burada İngilizce'deki just now sözü işte keyifliler için kullanılmış. Eğer just now derseniz hemen o anda yapılacak anlamına geliyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmamışsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.